Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Gül, Ayşe Gül gibi bitişik. Bu videoda sizlerle yeni bir toka yapımını paylaşıyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler böyle koton ip kullanacağım. Tığım yine 3 milim. Biraz dökümlü durmasını istiyorum. Tokalarda normalde küçük tığlar kullanıyorum ama bu biraz daha dökümlü dursun diye büyük bir tığ seçtim. Yine böyle bir mezureye ihtiyacımız olacak. Lastik toka, makas ve iğne. Hazırsak başlayalım. İlk olarak zincirle başlayacağız. İpimi kilitledim ve 23 tane zincir çekiyorum. Zincirimden sonra ipimi doladım. Geriye doğru 4 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. İlk ikili trabzandan sonra 2 zincir. İpimi doladım. Alt taraftan 2 zincir atlayıp 3.'ye batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. İpimi doladım. 2 tane atlayıp 3.'ye batıyorum. İkili trabzan. 2 zincir, ipimi doladım. 2 zincir atlayıp 3.'ye ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Yine 2 zincir atlayıp 3.'ye batıyorum. İkili trabzan. Sonda bir tane zincirim kaldı. Zincir çekmeden ipimi doladım. Buraya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonlarda iki tane trabzanımız olacak. Yukarı çıkarken yine 3 zincir çevirdim. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın üstüne batıp ikili trabzan. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, ipimi doladım. Trabzanın üstüne yine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yine 2 zincir. Trabzanın üstüne trabzan. Bu sıranın da sonuna geldim. 2 zincirden sonra ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine batıp ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden tekrar doladım. Şu sondaki zincire batıp yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yukarı çıkarken yine 3 zincir döndüm. Bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan, 2 zincir çekip aynı şekilde devam ediyorum. Yine sonuna kadar geldim. Bir tane ikili trabzan, ipimi doladım. Sondaki zincirin tepesine batıp buraya da ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyerek bir tane 30 santim, bir tane de 20 santim uzunluğunda örüyoruz. Bu şekilde iki parçamı ördüm. Uzun olan 30 santim, kısa olan söylediğimden biraz uzun olmuş. 21,5-22 santim kadar. O kadar da önemli değil boyutu. Şu uzun olan parçanın ucunda biraz ip bıraktım dikmek için. Şimdi bu büyük olan parçamızı bu şekilde kaplıyoruz. Buradan dikeceğiz. Buradan karşılıklı ilmeklere batarak bu ucu komple dikeceğim. Şimdi iki parçamız da hazır. Bu parçaya hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi bunu şöyle kaplayıp şöyle büzdüm. Bunu da alıyorum. Şöyle arkasında tutuyorum. Tam ortaya denk gelecek şekilde. Buradan iple bağlayacağım ilk önce. Hatta ilk önce şunu bağlayalım. Şimdi bunu böyle tam ortalayıp
Bunu da bağlıyorum. Şöyle birkaç tur çevireceğim üstünde. Şöyle arka tarafında düğümleyip keselim ipi. Şimdi fiyongumuz tamam. Sadece şu orta kısmına küçük bir parça daha dikeceğiz. Orta tarafını kapatmak için. Şimdi küçük parça için yine ipimi kilitledim. 6 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden başlayıp sık iğne yapıyorum. Her birine batıp birer tane sık iğne yapıyoruz. Yani 5 tane sık iğnemiz olmuş olacak. İlk sıra bu şekilde. Üst sıraya çıkarken bir zincir geri döndüm. Hemen ilkinden başlayıp yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir geri döndüm. Bu tarz sık iğne örgülerinde kenarların dalgalanmasını istemiyorsanız şu sonda buraya değil, yani şuradaki sık iğnenin içine değil, şu köşeye batmanız lazım. Buraya batıyorum. Bakın şimdi ne kadar düzgün olacak kenarları. Dalgalanma olmayacak. Yine bir zincirle yukarı çıktım. Devam ediyorum. Şurada tekrar göstereyim. Bakın buraya batmıyorum. Şu köşedeki, yani yukarıya çıktığım zincirin oraya batıyorum. Battım. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Böylece köşelerde dalgalanma olmuyor. Bu şekilde 15 sıra örüyorum. Bu şekilde 5 sık iğne ile 15 sıra ördüm. Sıranın sonunda ipimi kilitliyorum. Şöyle uzunca ip keseceğim. Şu kadar yeterli. Dikişte kullanacağız. Böylece parçalarımızı bitirmiş olduk. Şimdi bunların hepsini birbirine bağlayarak tokamızı bitireceğiz. Şimdi bu aşamada lastiği buraya sabitleyeceğiz. Şöyle tutuyorum. Şu ördüğümüz küçük parçayı da şöyle hepsinin üstünü kapatacak şekilde arka tarafta birleştiriyorum. İğnemi de burada kalan ipime taktım. Şimdi buradan karşı tarafla birleştirerek devam edeceğiz. Karşılıklı ilmeklere batıyorum. Buradan aldım bir tane. Bir tane karşıdan alıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Böylece bu tokamızı da bitirmiş olduk. Bence her yaşa hitap eden bir toka. İsterseniz arka tarafa bu klipsi tokalardan da silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Yani illaki lastik toka yapmanıza gerek yok. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı gelsin. İsterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.